Arkadaşlarla otururken aklıma böyle bir content fikri geldi. Dedim ki yapsam mı yapmasam mı? Onlar da yap amına koyayım dedi. Zaten çok YouTube boşta duruyor. Azıcık makara geçer, eğlenir, takılırız. Bilmiyorum hangi ülkeye kadar gideriz. Güzel, keyifli bir video izleyeceksiniz. Güzel bir seri izleyeceksiniz. Biliyorum çok saçma bir seri. Benim hoşuma gidebilecek bir content. Çünkü YouTube çok da sinirli olmadığı için eğlenebileceğim. Sonra açıp benim de açıp anne bok yemişim diye gülebileceğim bir içerik olduğu için yapmayı düşünüyorum. Önce bir kahve yapayım. Öncelikle efendim, öncelikle işimizi zorlaştırmak için, çünkü ben harbiden çok kolay bir şekilde yapabilirim. Çok kolay bir şekilde yapabileceğim için video 5 dakika falan sürer. O yüzden işimizi olabildiğince zorlaştıracağım. Tam bir amatör, tam bir beceriksiz gibi ilerleyeceğim. Hani bu konuyla ilgili hiç bilgim yokmuş gibi yürüyeceğim. Sonra tabii sonradan video hızlı bitsin diye toparlayacağım. O konuda rahat olun. Önce Omegle'ye gireceğiz. Sonra Tinder'a. Sonra bütün alayına gireceğiz yani. Alayına gireceğiz derken. Sonradan ben size onun taktiklerini anlatacağım, vereceğim. Rahat olun, o konuda safe, chill. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ah! Ah! Moşo! Videonun konusu ben miyim amına? Gel ben arabada yükselim. Diğerre de bu arada gerçekten bu işte çok profesyonelleşmiş bir arkadaşımız. Nasıl yani? Sadıklık konusunda, sadıklık konusunda. Ben şimdiye kadar yaladığım bütün taşların yerini Diğerre'den öğrendim. Alakası yoktur. Bana PR öğretti bu işi. Şu anda ilişkisi var 2 senelik. Öyle bir şey yaşanmadı. Konuya ben giremem. 2 senelik bir ilişkin yaşanmadı mı? Hayır, ondan ne? Bahsetmiyorum. Ne? Yenge bu videoyu izliyorsa. Neler diyor? Aşkım valla öyle değil. Kafan yerine gelsin bu konuları tekrardan. Benim manitam var, manitam. Senin manitan var. Evet. En son küstüğümüz ama nasıl olacak bu iş? Küstüğümüz için bu kontenti rahat rahat çekebiliyorum. Umarım uzun bir süre barışmayız. Sevgilin adı neydi ya? O da ses. Yok aga benim. Ben çok ben çok sağlamım bu konuda. Bir gün Twitch yayınımın linkini istedi. Uyuyakaldım dedim. Yayını açtım, kapattım. 2,5 saat yayın yaptım. Sonra kıza yazıyorum. Aa aşkım özür dilerim, uyuyakalmışım dedim. Twitch yayınında da şey yapıyoruz. Hani bu neydi, UWW testleri var ya. Orada dünyanın en seksi kadınını oynar. Dürüst olayım. 5 dakikamı alır. Yabancı buyrukta bir kız bulup sevgili olmak. Ama content olsun. Eğlenelim. Makara geçelim diye. Yani siz uzun uzun izleyin. Evet. Siz tadını çıkarın diye. Böyle şey dedi. Peçeteler hazırlandı mı? Neyler? Peçeteler. Onu yayınlayamıyoruz. Onu PR'ı az önce önerdi de onu yayınlayamıyoruz artık. İşine gelse yarın yayınlarsın onu. Bak zaten İspanya'ya gitme planım var. İspanya'ya gidince... Acaba neden? Önce Rusya'ydı planım. Önce Rusya'ya gitme planım vardı. Sonra kızla kavga edince. Sonra kızla kavga edince dedim ki ben İspanya'ya gideyim. İspanya'da tam benlik yer. Abi... Ya da Bolivya. Bolivya da çok iyi bir yer. Ama Bolivya'ya... Evet, Brezilya. Brezilya'da yaşayamam. Ha Belarus, pardon. Belarus'tan bahsediyorum. Belarus'a çok gitmek istedim çünkü... Söylemesem Bolivya'ya gidecek ama Rus'a var. Bu güzel Güney Amerika'da ben yapmıyorum. Belarus hakkında o kadar güzel şeyler duydum ki. Ama kötü şeyler de duydum. Belarus'ta hem Rus... Evet. Hem Ukraynalı, böyle bütün o ırkın zaten toprağı biliyorsun, o haritadaki o yeri, o kısmı. Estonya yanında, onun yanında Rusya var, altınlı Ukrayna var. Hepsi orada zaten. Hepsi orada, biliyor musun? Bir de şey, devlet 3 çocukta hat-trick yaptığında 300.000 TL para ödülebilir miyim? İspanyolcam da yok. İspanyolca kolay bir dil, öğrenirsin. Kaç dil biliyorsa... Şerefsiz 6 tane dil biliyor. Dil öğrenmek basit bir şey. Bak benim gibi bak bu kontenti, bu kontenti çektiğin zaman ya bak günlük hayatını benim hayatıma uyarladığın zaman dil öğrenmeye başlıyorsun. Mecburen öğreniyorsun. Evet. Lucifer abimle tanışmak isterdim. Güzel güzel makara döndürürdük ikimiz. Hani tabii. Tam senin kalemin amına koyayım. Tabii oğlum. Evet arkadaşlar bakalım neler olacak. İlk hedefim Rus. Tabi hedef sonradan değişebilir bilmiyorum, bakacağız duruma göre. The boy what is kata koyu zlupachi adveri sukrachi ne bagoye boye spoysa boye sentezali toye badarı vıçı ses verim rasvet bi ne bagole boye nava suresa sinova boyet preda gat gat koyim gladam gat gat koyim mir
Never go ye boye, it's for you, support you, synthesize it all ye, bad out of a chi, but catching us to boy you, what is got a coy ye, shno pa ch- Zraz biz ya. Sen Rus değil misin? O zaman görüşürüz. Zraz biz ya. Sen Rus değil misin? Neden değilsin? Neden Rus değilsin? Privyet. Rus musun? Şimdi ben telefona geçeceğim. Telefondan kayıt yapacağız. Çünkü Tinder'a geçiyoruz. Sabitleyemedim ama enteresan bir şekilde böyle koydum. Buradan yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz derken hani buradan ilerleyeceğiz. Şimdi ben Tinder'ı ilk defa indim. Gerçekten bu arada Tinder'ı hiç kullanmadım. Tinder'ı ilk defa indiriyorum. Bak bunu size defalarca söylüyorum. Hemen buraya bir Tinder. Bak gördün mü? İlk defa indiriyorum. Hemen laps indirelim. Tamam. Bu arada Tinder kullanmanızı çok önermiyorum. Tinder çünkü çok da öyle ağam şağam keyifli bir uygulama değil. Sıkılırsınız. Ve premium gold olayları var. Bilmiyorum belki video için satın alırım da çok da gerek duymuyorum. Bakacağız bakalım. Bir profil orada oluşturalım. Aç. Apple'la devam. Yok gerek yok. Eyvallah. Tinder'a hoş geldin. Adım Enes. Eren. Cinsel yönelimin gay değilim, lezbiyen, biseksüel, homoseksüel, panseksüel, heteroseksüel. Bu ne amına koy? Heteroydum galiba. Oğlum bu çok önemli. Bunu adam gibi seçmemiz gerekiyor. Kimlerle görün, kimleri görmekten ilgileniyorsun? Kadınlar amına koyayım. Mesafe tercihin. Aha bak. 2 kilometre. Bulunan 2 kilometre dururuz. Bulunan 2 kilometre. Şu anda aradığım şey uzun ilişki ama kısa da olur. Kısa ilişki ama uzun da olur. Ne amına koyayım ya. Fotoğraf ekliyoruz. Dahası da var. Bilmem ne bilmem ne. Abi yok. Yok yok Rus. Abi tamam bu Rus. Tamam. Tamam okey. Bu ne? Just for you. Oğlum bunlar 1 kilometre falan gösteriyor. Gerçekten benim 1 kilometre yakınımda bu kadar Rus. Nasıl olabilir? Mahalleden çıksam ben o zaman "Privet!" diye bağırsam Rus patlaması yaşamamız gerekiyor. Niye böyle saçma sapan bir şey yapmış? Gerçekten bunlar 1 kilometre mi var aramadan bana? Ya bir kızın Rus ya da Türk olduğunu herkes benim kadar rahat anlayamaz ama ben kolay bir şekilde anlayabiliyorum. O yüzden direkt pas geçiyorum. Ya ismi yabancı olan herkes Rus olmuyor arkadaşlar. Ben birkaç tane tireye bakıyorum. O da avantaj yani. Siz de görüştükçe Ruslarla anlaşırsınız herhalde, anlarsınız. Nasıl bir kaş kanka, ne yapıyorsunuz ya? Net Rus. Hani o sondaki harfte R, yamuk bir R gördüğünüz zaman gördünüz kız net Rus. Yanlışlıkla. Gerçekten şimdiye kadar neden Tinder indirmediğimi anlıyorum ya. İyi ki indirmemişim. Çok fazla yabancı var çünkü ben Fethiye'de yaşıyorum. Fethiye'de de şu an yabancı nüfus oranı çok çok yüksek. O yüzden yabancı çok fazla bulabiliyorum. Nope. Vatan bilgisayara sağa tıkladığım zaman vatan bilgisayarla meeting'e mi çıkıyorum amına koyayım? Ya bazıları şey anlayacak hani Türk'ü böyle of Türk'tü ya diye geçiyorum ya. Onun nedeni Türklere olan şeyim değil. Tabii ki öyle saçma salak şeyler algılamayın. Çok güzel Türk kızları da var. Ya olay şey, şu anda bir Rus arıyoruz. Challenge Rus üzerinden. O yüzden Eliza Türk, ay Rus'tu ya. Of, çok keyfim kaçıyor ya. Bende odak problemi var. O yüzden çok rahat bir şekilde algılayamıyorum.
Bu Instagram bırakmış. Instagram'dan yazacağım bunu. Acaba gerçekten aynı şey. Rus bir kızla konuşurken en çok dikkat etmeniz gereken şey onların dilinde konuşmaya özen göstermek. Ukrayna veya Ukraynaca ya da Rusça ikisi farklı dillerdir. Bu yüzden hani yok Ukraynalıyla konuşurken Rusça translate kullanayım ya da Rusça kendim Rusça biliyorum Rusça konuşayım. Böyle şeylere toplara girmeyin. Kaybedersiniz kızı. Onların dilinde konuşmaya özen gösterin. Translate bile kullansanız translate'i önce bir mesela bu çok önemli bir şey. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Anlatacağımı gerçekten iyi dinleyin. Rusça bir kelimeyi translate ederken kendi yazdığınız şeyi mesela yazıyorsun. Beraber şunu yapalım mı? Onu Türkçesini yazıp Rusça translate'de şey yaptıktan sonra abi onu tekrardan Türkçe'ye çevir. Onu tekrardan Türkçe'ye çevirdiğinde translate'in hata yaptığını göreceksin. Bu yüzden hiçbir cümleyi, hiçbir kelimeyi kendi diline tekrar çevirip düzeltmeden kıza yollama. Çok sorun yaşadım bu konuda. Asla yapma böyle bir hata. Bu konuda harbiden vereceğim öğüt çok işinize yarayacağına inanıyorum. Dikkat edin bu konuya. Önce bir kıza merhaba çakıyorum arkadaşlar, olması gerektiği gibi. Alet gönderildi, evet. Çok güzel. Bakın ne zaman geri dönüş olacağız. Genelde Tinder kullanan kızlar zaten davetli Instagram kullanıyor. Tinder'a eğer Instagram koyduysa bu da aklınızda bulunsun. Canlar size şöyle bir parantez geçeyim. Ben bu video boyunca 5 tane kızla Telegram'da konuşmaya başladım. Ama bu şey değil. Video kontenti yapabileceğim kızlar değil, anlarsınız. Hani o kontente uygun kızlar olmadığı için hatta ilk Discord'da Emre'lerle ya PR'le ile Enver abiyle muhabbet ederken ben ilk dakikada bir tane kız düşürdüm zaten. Bu şey olayı. Hani size anlatış hani bir şeyi yapmak kolaydır ama anlatmak daha zordur ya. Anlatarak yapmak için bir kıza ihtiyacım var. O kızı bulamadım ama. Bak o konuda şeyim netim. Videoda kullanabileceğim kızı şimdilik bulamadım. Tinder'dan vesaire yolladım. Şimdilik videomuzu burada noktalayalım. Bunu zaten seri olarak yaptığım için bölüm bölüm atacağım. Ya umarım bu videoda size verdiğim bilgiler yararınıza olur. Burada gülüyoruz geçiyoruz ama hepimiz aynı durumdan müzdaripiz. Herkesin bir kız arkadaşı, bir manitası olmayı hak ediyor bence. Ve vereceğim taktiklerle çok basit bir şekilde yapacaksınız. Emin olun, çok emin olun. Çok rahat, çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Çok güzel bir challenge olacak. İlk videodan bile ben çok çok keyif aldım. Bakalım devamında neler gelişecek, devamında neler yapacağız. Şimdi ben videoyu editleyeceğim. YouTube atacağım. Siz muhtemelen okuldan çıkacaksınız. Ben bugün bu videoyu yetiştiririm inşallah saat 15.06. Umarım yetiştiririm. Yetiştirirsem bugün fıstık gibi izlersiniz. Yarın yeni bölüm. Ondan sonra yeni bölüm, yeni bölüm. Muhtemelen bu akşam da hatta bu partın devamını çekeceğim. Çünkü bu akşam bir şeyler olacağına inanıyorum. Hadi bakalım. Keyifli seyirler canlarım. Sizleri çok seviyorum. Şansınız bol olsun. Her alanda, her daim. Öpüyorum hepinizi gözlerinizden. Kanala abone olmayı unutmayın. Bak ilk defa dedim bak. Normalde taşak geçerim ama kanala abone olup videoları izlemeyi unutmayın. Seviyorum sizleri. Hoşçakalın.